Çeşitli
hayırlarda bulunuyor. Bunların her bireri biliyorsunuz işte öbür tarafa gönderdiğimiz, kendimiz için gönderdiğimiz miktarlar oluyor. Yani kurduğumuz namazlar, yaptığımız okulluklar, efendim yaptığımız hayru hasenatlar hepsi nedir? Ahirete işte birer hazırlık bunlar biliyorsunuz. Şimdi camilerimizde genelde ne diyor hocalarımız? Diyorlar ki işte cemaat-i müslümin bugün Kars'ın, Erzurum'un işte falanca camisine bir hayır toplanacak. Sizin de bir tuğlanız olsun diyor değil mi? Bakın şimdi biz Kars'a, Erzurum'a ne gideriz ne de uğrarız. Veya ne de oraya gitme ihtimalimiz vardır. Ama bizim inancımızda biz diyoruz ki hocamız doğru söylüyor. Bir tuğlamız da orada bulunsun. Hakikaten çıktığımızda bir tuğla parası imkanlar ölçüsünde veriyoruz. Ve ta Erzurum'un bilmem neredeki köyünde veya İstanbul'un falancaki mahallesinde veya efendim Malatya'nın bilmem ne kazasında, ilçesinde yapılan bir camide yapılan böyle bir Kur'an kursunda bir tuğlamız olmuş oluyor. Şimdi tabii sözü şuraya getirmek istiyorum. 2014 yılında değil, yanlış söylemiyorum. 2014 yılında kurban, böyle bir kurban bayramından sonra işte eski camimizi yıkmaya karar verdik biliyorsunuz. Elhamdülillah el birliğiyle önce o eski camimizi yıktık, sonra bu projeyi ortaya koyduk. Bismillah dedik, başladık. Her bir kardeşimizin, hepimizin burada bir tuğlası var, bir emeği var, bir yüzü var, boyası var, her neyse yani. İmkanlar ölçüsünde hepimizin burada katkısı var. Tabii biz bunu niye yapıyoruz? Biraz evvel dediğim gibi işte ahirete bir şeyler gönderiyoruz, göndermek istiyoruz. Onun için. Bunlar yarın öbür gün orada karşımıza çıkacak. Hani şimdi bunlar yokken biliyorsunuz eski devirlerde anlatsalardı belki o insanlar anlamazdı. Bakın şimdi var, bize daha kolay anlatılabilir bu işler. Şimdilerde bonus diyorlar buna biliyorsunuz. Bonus. Ne demek o? Yani sizin o işte efendim ilgili kurumda belli bir bonusunuz, belli bir kazancınız veya hakkınız varsa orada kartı koyduğunuzda makineye karşınıza bir şeyler çıkıyor. Veya oraya zamanında yatırmışsanız hani bankaya işte falanca yere sandığa bir şeyler koymuşsanız ne yapıyorsunuz? Zamanı gelince onu elinize alıyorsunuz. Size lazım oluyor. Şimdi ahirette de böyle biraz bonuslar göndermemiz gerekiyor. İşte kıldığımız namazlarımız, yaptığımız haçlarımız, efendim umrelerimiz, hayru hasenatlarımız, camilere katkılarımız, Kur'an kurslarına katkılarımız hepsi nedir? Ahirete gönderdiğimiz işte o bonuslardır. Veya efendim miktarlardır. Orada inşallah onlar karşımıza çıkar. Şimdi Tevbe suresi 111. ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Muhakkak ki Allah müminlerden nefisleri ve malları karşılığında veya cennet karşılığında özür dilerim onların nefislerini ve mallarını satın alır diyor. Şimdi 7'den 70'e hepimiz ki adam deli değilse herkes cennet istiyor değil mi? Hiç siz cehenneme gideceğim diye duydunuz mu? Böyle bir var mı? Rastladınız mı böyle bir? Yok. Herkes cennet istiyor. Herkes cennete gitmek ister. Ama yani cennete gitmek istiyoruz ama bunun da bir yolu var, yordamı var, şartları var. Yani yaptığımız yerden de bu iş biraz zor oluyor veya olacak gibi gözüküyor. İşte malımızdan fedakarlık yapacağız, canımızdan fedakarlık yapacağız, ömrümüzden fedakarlık yapacağız, belki evladımızdan fedakarlık yapacağız ki cenneti öyle kazanabilelim.
akşamı Türkiye'miz çok büyük bir tehlike geçirdi değil mi? 240-241 tane kardeşimiz şehit oldu. Şimdi bunlar daha sonra işte televizyonlara da yansıdı, gazetelere de yansıdı, feyislere de düştü vesaire filan. Şimdi bu vatandaşın gözünden kaçmıyor bakın. Vatandaş bunu hemen yakalıyor. Diyor ki, işte Ankara'da birçoğumuzun bildiği, şimdi Cumhurbaşkanlığı köşkü, işte saray diyorlar ya, yapıldı, orada bombalandı biliyorsunuz. Şimdi o sarayın önünde diyor, o akşam hep Murat 124, işte Renault vesaire arabalar vardı. Yani asıl cihat merkezinde veya cihat yapılan yerde o akşam, işte camların ortaya konulduğu akşam hep böyle fakir fukara yani vardı. Ama bu bertaraf edilince Mercedes'ler, BMW'ler gelmeye başladı. Yani zenginler ondan sonra geldi. Zenginler ondan sonra işe ortak olmaya kalktılar, başladılar. Şimdi tabii bakın bu iş kolay değil gerçekten. Yani biz bir alışveriş yapıyoruz bakın. Burada bir alışveriş söz konusu. Yani cami yapılıyor. Camiye her babayı efendim para veremiyor değil mi? Yani hepimizin katkısı var. Az veya çok. Allah hepimizin katkılarını kabul etsin. Ama burada bir alışveriş söz konusuysa, yani çok para koyan, bakın çok para koyan orada ne yapacak? Çok kazanır. Az para koyan da az kazanacak. İşte Yüce Mevlamız bakınız öyle diyor. Allah onlara cenneti verme karşılığında onların nefislerini ve mallarını satın alıyor diyor bakın. Satın alıyor. Yukatilûne fî sebîlillâhi, onlar Allah yolunda savaşıyorlar. Bakınız Allah yolunda savaşıyorlar. Şimdi biz Allah yolunda savaşıyor deyince hemen savaş meydanını, işte savaş cephesini aklımıza getirmeyelim. Yani yaşadığımız hayat içerisinde Allah rızası için çalıştığımız her şeyde Allah yolunda mücadeledir, Allah yolunda savaştır. Ve öldürülüyorlar. Vaaden aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an. Bakınız bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da hak olarak yazan bir gerçektir diyor Rabbim. Yazılan bir gerçektir. Yani fedakarlık yapıyorsa Allah bana cennetini vereceği konusunda bakınız hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da yazılı olan bir şeydir. Allah'ın vaadi gerçektir. وَمَنْ اَفَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan daha iyi sözüne sadık olan, sözünde duran kim vardır? Yani var mı böyle birisi? Diyeceksiniz ki işte ben falanca adamı tanıyorum. Ya o çok sözünün sadığıdır, sözüne sadıktır. Ama onun da bir gün bir yerde fasfuladığını görürsünüz. Ama Allah hani ahkemül hakimi diyor ya Fil suresinde. Yani hakimlerinde, adaletlerinde en adaletlisi kimdir? Yüce Mevlamız. Onun için sözünde Allah'tan daha fazla iyi duran veya sağlam duran kim vardır? Böyle birisi var mı? فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَيَعْكُمْ بِي. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bakınız diyor ki فَاسْتَبْشِرُوا onları müjdele ey abim. Ey sevgilim sen onları müjdele. بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَيَعْكُمْ بِي. İşte siz bu alışverişinizden dolayı kârdasınız desen onlar. Kârda olduklarını onlara müjdele diyor. Kârdıklarımızın bir kısmında verecek. Allah da bize öbür tarafta cennet verecek. Şimdi yani bundan daha iyi bir alışveriş olabilir mi? Bakınız bundan daha iyi kârlı bir alışveriş olabilir mi? Şimdi cennet hep hocalarımız anlatır değil mi? Altından tırmaklar akan, işte efendim kayboluyor gidiyor.
Yani bizim bu dünya hayatındaki gibi efendim başka yerlere, tuvaletlere vesaire gitmemize gerek yok orada. Ve o aldığınız meyve tekrar yerinden Allah tarafından yeniden hasıl oluyor. Yeniden bir daha yerinde bitiyor. Ve sizin aklınızın ucundan dahi geçmeyen nice nimetleri Allah orada size hazırladı diyor Rabbimiz. Dolayısıyla cennet وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte bu büyük bir kurtuluştur diyor Mevlamız. Yani böyle yaptığınız zaman siz dünya hayatınızı da ahiret hayatınızı da kurtarmış olursunuz. Bu nedir? Büyük bir kurtuluştur. Peki bu alışveriş nedir? Şimdi bakınız bu alışveriş nedir? El-Tâibûn tevbe etmektir. Yani onlar tevbe ediyorlar. Hani hep söyleriz ya biz, tevbe edeceğiz. Yaptığımız günahlara, işlediğimiz efendim suçlara vesaireye. Onlar tevbe ederler. El-Abi bulmak için Medine'ye hicret etmiştir. Şimdi Allah rızası için bir Müslüman da seyahat ederse, seyahatini Allah rızası için yaparsa, işte bu da nedir? Bir alışveriştir diyor. El-Rati'un rücu etmeleri onlar için bir alışveriştir. Es-Sacidun yine secde etmeleri onların. Yani secde edenlerin secdeleri nedir? Bir alışveriştir. El-Amirûne bil-Maruf iyi emrederler onlar. Bu da bir alışveriştir. Mesela biz şimdi ne diyoruz? İşte kötü bir iş yapanı gördüğümüz zaman ya yapma diyoruz değil mi? Yani dememiz lazım aslında. İşte adam sigara içiyor mesela en basitinden. Evet. Diyoruz ki ya o seni bırakmadan sen onu bırak. Uzakta yerimiz var. Yani şimdi artık öksürük başlamış, hastalıklar başlamış, bilmem ne olmuş vesaire. Diyoruz ki bırak bunu, terk et artık. Veya şu kötülüğü yapıyorsun, bunu yapma, terk et diyoruz. Dolayısıyla bu nedir? İşte bir iyiliği emretmemiştir. Veya namaz kılmıyor birisi, namaz kılmayan birisine namaz kılmasını tavsiye ediyoruz, iyiliği emrediyoruz. وَنَّهُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Yine kötülüklerden de nehyediyoruz. İşte biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi sigara içiyorsa, içki içiyorsa, başka bir şeyler yapıyorsa bunlardan vazgeçiyoruz. وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Onlar ki Allah'ın hudutlarına sahip çıkarlar. Şimdi Allah'ın hudutları dediği nedir? İşte haramlar ve helaller biliyorsunuz Allah'ın hudutlarıdır. O hudutlar içerisinde kaldığımız sürece o Allah'ın hudutlarına sahip çıkmış oluyoruz. Biz öyle arkadaşlar konuştuk. Yani tekrar cemaati dışarıya çıkaralım. Orada keselim dedi. Gelelim. Desek bir sürü şey olacak inşallah. Arkadaşlar bundan bayağı kurtulamaz. Evet ben arkadaşlar kurdeleri hazırlayıncaya kadar şunu sizlere arz etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde İnan köyünde güzel bir eser ortaya konuldu. Dediğim gibi Allah hepinizden razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ve bütün hepinizin geçenlerine rahmet olsun inşallah. Ancak dernekteki arkadaşlarla bir istişare yaptık biz dışarıda. Derneğimizin biraz ihtiyacı veya borcu var veya yapılması gereken ufak tefek bazı işlerimiz var. Onun için dışarı namazdan dışarı çıktığımızda bir sergi serecekler. Yine 5-10 kuruş neyse elimizden geldiği kadar bugün hem bayramdır hem açılıştır. Yardımlarınızı talep ediyoruz. Allah onları da inşallah zayi etmesin. Peki başkanım önce sizi alalım böyle. Böyle alalım. Başkan başkanım sizin de alalım. Ve başkanım da bir iki kelam etmek isterim. Buyurun.
Çok değerli kardeşlerim, öncelikle Kurban Bayramımızı candan tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara kavuştursun bizleri sağlık ve afiyet içerisinde. Bir de tabii hocam sağ olsunlar ta İstanbul'dan buraya kadar geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ayrıca size bu huzurumda. Yine bu mübarek bir günde bayram arifesi içerisinde, bayram içerisinde yine böyle mübarek bir hayır ve hasenat iş olan camimizde böyle mübarek bir günde açılışını yapıyoruz. Ne mutlu bizlere ki Allah bu caminin her türlü aşamasında katkı veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu camimizin bütün köylülerimize, kardeşlerimize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şöyle bakayım.
Bırak. Yoksun mu? Yoksun. Dışarıda, ben dışarıda. İşte, işte. Süper abi nasılsın? Abi beni de çeksin ne olur ya. Bu işleri bilemez abi. Gazeteci ben gidiyorum. Tamam Serhat abi. Birazcık bir... Abi VIP misafirler unutma sen onları da kaldır. Çevirir misin?
Var. Çek çek. Neyse, benim yok. Suday sen aldın mı? Bu sodayı verelim yani. Evet. Onda da daha işte bir karakter var.